Hello everyone, welcome to another episode of Mengi.tv. I'm your host, Ramazan Mengi. And in this episode, we have welder specialist. And we are going to ask him questions. Teknede, saç teknelerde ne tür kaynaklar yapılır ve bu kaynaklar ne önemli taşır? Saç teknelerde 3.25 bazik elektrot, 6013 rutil elektrot ve gazaltı türü kaynağı mevcuttur. Bu kaynaklar genellikle boru donatım kısmında argonla yapılan kaynaklardır. Argonla olan kaynaklar devre boruları ve bu süre gibi borularla argon kaynağı yapılır. Borda tarafına, dış tarafına özellikle el kaynağında 7018 bazik elektrotla yapılır, tercih edilir. Tabii borda saçlarında kaynak ağzı açıldıktan sonra o süre zarfında gazaltıyla da yapılması önemli gösterilir. Ve böyle bu tür kaynaklar devam eder. İnce boru, künefe gibi borularda argon tercih edilmelidir. İnce saf malzeme olduğu için. Bazik elektrot ve 6013 rutil elektrot da biraz daha kalın malzemelerde tercih edilir. Toz altı dört ayaklı bir makinedir. Genellikle gemilerin ve yatların önemli kısımlarında, güverte kısımlarında ilk önce curuf temizlendikten sonra arkasından kumla makinenin üzerine dökeriz. Teli aşağıya verir. Bu süre zarfında güzel bir kalın kaynak çıkar. Daha sağlıklı bir kaynak olur. Yatlarda İnce kısımlarda tercih ediliyor. Onun da amperini düşürüp tercih ediyorlar yatlarda. Argon dediğimiz boru donatım, boru ekipmanları olan taşeron firmalarımızda argon kaynağı kullanılır. Künefe, krom boru özellikle argon tercih edilir. Çünkü ince saf malzeme olduğu için. Taşlama ne gibi bir önem taşır? Taşlama, teknenin kaynağının daha temiz olması, kaynağın filmi verilirken daha temiz olması ve zımpara özellikle boya atılacağı zaman kaynağın temiz olup olmadığı anlaşılır. Zımpara olduğu zaman çanak taş dediğimiz yuvarlak bir taşımız var. O taş borda kısımlarında, armuzlarda çanak taşı kullandığımız zaman boya atılırken raspayı bitiren arkadaş daha temiz olur yani bu taşı yaptığımız zaman. Boya atıldığı zaman netice güzel çıkar. Genellikle peki hangi kaynak türünü kullanıyorsunuz? Elektrik kaynak. Elektrikli argon kaynak kullanıyoruz genellikle. Peki neden? Çünkü elektrik kaynağı daha sağlam bir kaynak. Eskiden beri kullanılıyor. Şu daha anda ince detaylar üzerine çalışılabiliyor yani. Daha ince detaylar üzerine çalıştırabiliyor. Gazaltıda geri dönüşümü olmuyor. Özellikle gazaltıyı hızlı malzemede veyahut da kapak, ne bileyim basınçlı kaplarda, manuel kapaklarında gazaltını tercih ediyorlar. Ama bordo kaynaklarında, armuz kaynaklarında özellikle 7018 bazik artı arkasından tek taraflı karbon açılması önem taşır. Peki oksijen kesim bu konuda ne gibi bir yer alıyor? Oksijen kesim saçta daha işimize yarar. Krom oksijenle kesemeyiz. Alüminyum oksijenle kesemeyiz. Alüminyumu genellikle plazma ile keseriz. Kromu genellikle plazma ile keseriz. CNC kesimde kullandığımız gibi oksijen saç kesimlerinde öncelikle birinci sınıfta gelir. Kaynak dumanı fanla güvenlik önlemleriyle tekneden uzaklaştırmak gerekir. Bu süre zarfında gaz sintinede aşağıya çöker ve alarm dedektörleri koyduk. Fanlarımız var. Fanlarımızla bunu dışarı tahliye yapıyoruz. Benim bu konuda düşüncelerim bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim.